Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir borsa analiz videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün de kapattık arkadaşlar seansımızı. Nasıl bir gündü? Aslında güzel bir gündü. Yani bazı hisseler çok durağandı. Yani mesela bizim CV Enerji, Europower kısmı çok durağandı. Kontromatik'te istediğimiz hareketleri yaptık. Astor çok hızlı hareketler yaptı, sonra geri çekildi birazcık. Hepsini tek tek konuşacağız birazdan. Hepsinin aslında çok güzel açıklamaları var. Hepsini birazdan tek tek bakacağız. CV Enerji bugün videoyu almadım. Dün söylediğim her şey bugün de geçerli. Pek bir farklılık olmadığı için onu bugün videoyu almadım arkadaşlar. Dün çok vaktim yoktu. O yüzden videoyu zamanlara ayıramadım. Kusura bakmayın. Bugün yapacağım. Videoyu yine çok uzun tutamayacağım muhtemelen. Akşam çok eğitim var çünkü. Ama zamanlara ayıracak kadar vaktim olur bugün. Şunu söyleyeyim. Başlıkta görmediğiniz hisseler arkadaşlar videonun içerisinde oluyor. O sebeple lütfen ya videonun bir tamamını kısa kısa göz gezdirin ya da zaten %90'ından daha yüksek bir oranda ben tüm videolara bölümler ekliyorum. Bölümleri kontrol edip hangi zaman diliminde hangi hisseyi analiz etmişim ona bakın. Çünkü başlığa sadece 12-13 tane hisse önce sığabiliyor ama ben 15-16 tane hisse, hatta 17-18 tane hisse analiz ediyorum bir günde. 4-5 tanesi kesinlikle sığmıyor yani. Siz de onu belki videoya almadığımı zannediyor olabilirsiniz ama genellikle onlar da videoda oluyor. 6 Haziran'daki eğitime çok az kaldı. Alımlarım devam ediyor. Siz de sıfırdan grafik çizmek istiyorsanız size belli başlı hap niteliğindeki bilgiler vereceğim ve bazı konseptler öğreteceğim. Uzun uzun ondan bahsetmeyeceğim bu sefer. Twitter'daki sabit gönderimde eğitimin detayları yer alıyor arkadaşlar. Dilerseniz orada okuyup kayıt içinde bana yine Twitter üzerinden mesaj atabilirsiniz. Bunlar haricinde birebir eğitim ve toplu eğitim gruplarıma da alımlarım devam etmekte. Haziran ayı için birebir eğitim ve kontenjanımı arttırdığımı söylemiştim. Bunları bir kenara bırakıyorum şimdi ve endekse geliyorum. Endeks bugün güzel bir yukarı hareket yaptı fakat 5000'in üzerinde kapatamadık yine. Aşağı saldık. Evet pozitifti ama aşağı saldık. Artık arkadaşlar kabine bekleniyor yani açık ve net bir şekilde. Artık kabine bekleniyor. Oradan çıkacak sonuç bekleniyor. Yani fiyat 5000'e gelene kadar aslında hem seçim belirsizliğinin bitmiş olması hem Mehmet Şimşek iddiaları ki bunlar çok güçlü iddialar birazcık fiyatlandı ve buralara kadar geldik. İşin artık devam etmemiz için söylentiden çıkmış olması gerekiyor. Çıkması gerekiyor. Teknik olarak yukarı gidiş gözüküyor bence. O sebeple yani haberin fiyatın içerisinde yer aldığını varsayarsak ki genelde öyle varsayıyorum biliyorsunuz. Ben kabineden pozitif sonuçlar çıkacağını ve yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. En azından teknik de bana bunu söylüyor. Ufak bir düzeltme hala olabilir. Yani şu kutuyu dün o bilerek çizdim. Dün buraya kadar gelmedi ama buralara kadar gelmesi bizim için şaşırtıcı olmamalı. Hatta o kutu aşağı kırana kadar şuradan her türlü dönüş bizim için alım fırsatıdır diye düşünüyorum. Kabineden ne sonuç çıkar? Yani söylenenler, sızanlar, haber kaynaklarının bizlere ilettiklerine bakarsak eğer Mehmet Şimşek farklı bir görev olabilir. Yani bakan olabilir, yardımcı olabilir ama kabinede görev alacak. Şimdi bir kısım yatırımcı ve yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcı, Türk yatırımcı şunu düşünüyor. Her ne kadar kabinede Mehmet Şimşek olsa da bir noktadan sonra kararların yine aynı şekilde devam edebileceğini düşünüyor. O sebeple büyük bir yükseliş beklenmeyeceğini öne sürüyorlar. Fakat ben Mehmet Şimşek'in kabinede özellikle bir bakan olarak açıklanmasından sonra ciddi bir yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. Hatta mini bir ralliye bile kalkışabileceğimizi düşünüyorum. Çok pozitifim o konuda. Bir görelim onu. Ondan sonrasını artık gelecek kararlara göre, duruma göre yol alırız. Yani bugünden 3-5 ay sonrasını düşünmeye gerek yok. Şu an her şey pozitif duruyor. Şimdilik biz doldurabildiğimiz kadar kesemize buralardan bir şeyler doldurmaya çalışalım. Sonrasını da sonra düşünelim diyorum. Şimdilik benim bakış açım bu şekilde. Şunu da söyleyeyim. Bakın bugün Twitter'da yazdım. Videoda da söyleyeyim.
Şimdi her şey pozitif gözüküyor değil mi arkadaşlar? Her şey harika gözüküyor. Beklenen gibi bir sonuç çıkacağı düşünülüyor ki ben de böyle bekliyorum ki %90 oranında sürpriz çıkmayacağını düşünüyorum ben de. Fakat belli olmuyor. Burası Türkiye bildiğiniz gibi. Belli olmaz. Kabinede bakın olumsuz bir sonuç çıkması bir anda bizi yine belki 4500-4600 bandına kadar indirebilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Haftanın başından beri söylüyorum iyi yükseliş yapmış hisselerinizde ufak ufak karlar alın. Çok uzun vadeci değilseniz, uzun vadeciyseniz zaten kabine kararı sizi çok ilgilendirmiyor. Anca sizin zamanınızı uzatmış olacaktır. Ama kısa ve orta vadeci arkadaşlar en azından kısa ve ortada düşündükleri hisselerinden ufak ufak kârlar alsınlar. Yani %20 alsınlar, %15, 30, 25 kafalarına göre kâr ala bilirler. Bence kâr realize etmek önemli. Bunu yalnızca sağlam bir düşüşe yakalanmış arkadaşlar anlar ki ben de bunlara zamanında çok yakalandım. Hala da ufak ufak yakalanıyoruz ama tabii önceden yakalandığımız kadar sert yakalanmıyoruz şimdi. Çok iyi yükselmiş bir hissenin, bir coin'in karını sen almadıktan sonra onun yerle bir olup zararına satmanın verdiği üzüntü gerçekten bambaşkadır arkadaşlar. O yüzden sizlere sürekli kar realizasyonu yapın diyorum. Bugün gerisi çok uzattım. Endekste ekstra bir durum yok. Şurada bir direnç oluşturduk. Bakın saatlikte bunu daha güzel görür müyüz? Saatlikte direnci kırmışız da geri gelmişiz. 2 saatlikte belki daha net görürüz bakayım. Yok, gözükmüyor. Günlükte en güzel gözüküyor. Şurası bakın. Şurada bir direnç oluşturduk böyle yani. Bunun üzerinde bir kapanış gerekecek bize. Şuradaki engulfing hala fiyatı tutuyor. Bunu bir ara çizip silmiştim. Yine göstereyim. Çizeceğim ondan sonra. Bu bölge hala fiyatı tutuyor arkadaşlar. Tutacaktır da. Bakalım karar nasıl gelecek. Bu kararla beraber burayı ben aşacağımızı ümit ediyorum. Gelelim hisselere. Ya bugünün lideri şüphesiz Astor arkadaşlar. Çok çok daha iyi yerlerde bitirebilirdi. Tavan yapabilirdi. Fakat bu sefer de buradaki FTR'ye takıldık. Bakın her şey aslında beklediğimiz gibi gidiyor. Her şey güzel gidiyor. Her şey söylediğimiz gibi gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Hani şey derler genelde tekkeyi bekleyen çorbayı içer derler. Öyle miydi bu söz bilmiyorum ama böyleydi sanki. Yani bekleyelim. Daha basit ve bilinen bir tabirle sabreden derviş olalım. Muradımıza ereriz muhtemelen. Bakın buradaki akümülasyonu. Şurada bir akümülasyon yaptı. Şöyle bir akümülasyon. Sonra bunu yukarı kırdı. Sonra geldi şurada 3 mumluk bir akümülasyon yaptı. Şimdi bunu yukarı kırdı. Aynı hareketi burada da sergileyebilir. Şöyle bir hareket. Sonra şurada şöyle bir hareket. Sonra hedef 61'e gelmiş bulunabiliriz. Çok güzel hareket Astor. Devam. Kâr kaç olmuş bakalım. Ya bugün %20'yi görmüşüz. %17'lerde kâr şu an. Gayet iyi arkadaşlar. Yola devam ediyoruz. Astor bize hedefi verecektir diye de ümit ediyoruz. Olumsuz herhangi bir durum yok. Stratejimizi zaten biliyorsunuz. Artık bana gelen mesajlardan ve Twitter'daki yorumlardan çok net görüyorum ki gerçekten videoları çok çok iyi izleyen arkadaşlar var. Ve gerçekten olayları çok çok iyi özümsemişler. Siz de her şeyin farkındasınız. Tüm analizimizin ne olduğunu, neyi beklediğimizin farkındasınız. Bunun ben de çok iyi farkındayım. Bu ilginize de teşekkür ediyorum. Bekliyoruz. Düşe kalka buralarına geleceğiz arkadaşlar. Bakın 3 gün oyalandık. Tak diye bir yükseliş verdik. Şurada 4-5 gün oyalandık. Tak diye bir yükseliş verdik. Yine aynı hareketler olabilir. Birazcık sabır. Smart Güneş. Valla bugün kırdı artık Smart Güneş. Bunu kırdı olarak kabul ediyorum. 79, 95, 80, 10. Yani müthiş bir milimetrik bir farkla ben bunu kırdık olarak kabul ediyorum. İyi ya bence kırdı yani. Buna kırdı diyebiliriz. Kırdı dememiz lazım. Yeteri kadar da akümülü oldu zaten bence. Bakın. Şurada zaten. Hatta ve hatta şurayı kırmış yani çok iyi bakın. 30 dakikalık da burada neler yapmış kendisine. Çok çok iyi bir yapı var burada. 30 dakikalık da
bunu kırmış, gelmiş onayını almış. Artık gitmesi lazım buradan. Smart Güneş'in stopunuzu yazmayı unutmayın. Elinizde varsa da arkadaşlar stoplarınızı artık bu kutunun altına yükseltebilirsiniz yani. 76.6 kapanışlarda stop olacak seviyeyi yükseltebilirsiniz. Buradan yapması gereken hızlı bir şekilde 85'e gitmek. Yani bugün kontramatiğin yaptığı gibi tak diye bir iğne atıp geri de gelebilir. Ya da buralarda da yine şöyle yaptığı bir akümülasyon yapıp yavaş yavaş kutu içinde ilerleyip yukarıda gidebilir. Şurası da çok sert bir kutu ama büyük bir kutu zaten farkındayım ben de. Ama sert bir kutu, fiyatı çok tuttu burası. Ama bakın 4-5 gün bekledik. Burada da istediğimiz olduğu gibi gözüküyor. Yarın bir 85'e doğru bir hareket beni hiç şaşırtmaz. Tabii kırılım fake olmadığı takdirde. Mesela dün Kopoli'de de böyle bir hareket bekliyordum. Ama o bugün dinlenmeyi tercih etti. Bunlar hemen olacak şeyler değil. Stop olmadığı takdirde, yani formasyon görüntü bozulmadığı takdirde arkadaşlar hala hedefler geçerlidir. Burada formasyon nasıl bozulur? 76.40 altında kapatırsa bozulur. Şu an pozitifiz. Minimum bir 85 hareketi, bakın minimum diyorum, görülebilir. Daha önce iğneyi 88'lere kadar attı. Yine öyle bir hareket yapabilir Smart Güneş. Devam edelim. Türk Traktör. Bakın ya, bu var ya, bu benim canım. Bunun üzerine biraz çalışmıştım ya. Dün söylemiştim, dün de anlatmıştım. Bunun analizi üzerine birazcık kafa yormuştum. Yani her zaman her analiz üzerine çok uzun uzun kafa yormuyorum açıkçası. Bazen hoşuma gidiyor. Ya da bazen insan modunda olur ya, bazen fazla çalışma isteği olur. Bir şeyler yapası gelir. Tamamen ruh hali yani açıkçası. O gün çok fazla bir çalışma isteği vardı muhtemelen ve o Türk traktöre denk geldi. Buna uzun uzun baktım. Birçok saatlik dilimdeki birçok konsept, birçok formasyon. Normalde kullanmadıklarına falan da baktım hatta. Yani birçoğu onaylıyordu. Ve karşımıza da bizim böyle bir sonuç çıktı. Yani kar oranı yaklaşık kaç oldu? Şuralardan falan aldık herhalde biz. Şu iğne diyelim hadi. %18'i de buradan almışız. Ve şimdi burada garip tarafı, range yukarı kırıldı. Hareket asıl şimdi başlıyor olabilir. Sadece burada bir devyasyon ihtimaline bir bakmak istiyorum. Yani şurayı geçmemiz de bir tık iyi ihtimal. Yani 721'in de üstüne atarsak birazcık daha pozitif olabiliriz. Çünkü genelde range'ler dışarı çıktıktan sonra içeri girme durumu olabilir. İçeri girerse mesela kar satışı mutlaka yapılmalı. Türk Traktörü bu şekilde takip etmeye devam ediyorum. Gayet iyi bir kar verdi şu ana kadar. Rencimizi de kırdık. Dün bakın buraya iğne attı, geri çekildi, kıramadı. Bugün kırdı. Yoluna devam ediyor. Hem bir kamamız vardı, o kırıldı. Hem renç kırıldı. Renç orta bandından yukarı hareket geldi. Tertemiz bir analiz. Bu da güzel çalıştı. Yola devam. Mevcut stoplarınızı dileyenler 670 TL altı kapanışa çekebilir. Bu da win-win demek. Her türlü kârda olacaksınız demek arkadaşlar. Dileyenler öyle bir hamle de yapabilirler. Kontrolmatik. Reis sen ne yaptın bugün? Baba sen bugün ne yaptın? Ya aslında bugünkü şu mum. Dante sen ne güzel grafik çizmişsin diye bana söyledi aslında. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın şu kırılım muazzam bir kırılım. Ben bu kırılımdan sonra ufak bir kutuya çekilme bekledim. Hatta bunu Twitter'da da yazdım. Kontromatikte biraz kırmızı görünebilir. Ufak bir kutuya çekilme olabilir. Sonrasında 150 TL'ye hareket bekliyorum gibisinden bir yorum yaptım. 150 TL deme sebebim burada direnç olması. Yani burada bir oyalanma, belki red bekliyordum. Beklediğim gibi oldu mu? Bir tık fazla red yedi, onu söyleyebilirim. Yani bu kadar sert bir etkimesi beni üzdü yani. Ama buralarda bir şey bekliyordum. 153'e kadar da iğne attı yani. Burayı bayağı bir boşalttı. Bu şöyle önemli. Bir sonraki hamlemizde kutuyu kırma ihtimalimiz çok yükseldi şu an. Bu o bakımdan iyi. Tam da beklediğimiz gibi oldu yani. Tekrar toparlayayım. Bakın kırdıktan sonra hafif geri çekildik. Sonra sert bir yukarı hamle yaptık. 150 TL ilk hedefi geldi, kontrolmatiği. 109 TL'lerden beri takip ediyoruz. %40'lık bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Kontrolmatikte de grafikler 10'da 10 çalışmaya devam ediyor.
Şimdi ayrıca şunu söylemek isterim. Burayı kaybetmediğimiz takdirde şu an 134 TL civarlarına geliyor. Kaybetmediğimiz takdirde arkadaşlar ben yukarıdaki kutunun da imha edileceğini düşünüyorum. Kırılacağını, geçileceğini düşünüyorum. Çünkü bu kutu zaten çok yıprandı. Milimetrik temaslara bakın şu aralardaki. Zaten şu kısım yıprandığı için bugünkü iğne şuralara geldi bakın. Gördünüz mü? Çünkü buradaki satıcılar zaten elemine edilmişti önceden. Şuralar kalmıştı. Şuraya kadar daha elemine edildi. Bir sonrakinde artık daha net bir hareket görebiliriz. Daha ivmeli bir hareket görebiliriz. Pozitif bakalım. Bugün de artıda kapattı. Ve yukarıyı biraz temizledi olarak bakalım. Yarınki mum önemli. Yarın şöyle bir çekilme görebiliriz. Belki kamaya retest yapmak isteyebilir. Yani düşen trende retest yapmak isteyebilir. Bunu tabii biz istemeyiz de ben Dimert bölgenin yine de fiyat tutabileceğini düşünüyorum ama anormal olmaz. Onu söyleyeyim. Biz yeter ki 134'ü kaybetmeyelim. 133 de olur yani yarın. 133,5 falan oralara denk geliyor. Düşen trendin içine sokalım. Ben 150 TL bandını oradaki kutuyu da geçeceğimizi düşünüyorum. Kontramatikte pozitiflik devam ediyor ama biraz kâr alın yani bence. %40 oldu yükseliş çünkü. Biraz kâr alın. Bakın aynı şeyi şurada da yaşamıştık. Şu kırılımı da yakalamıştık arkadaşlar. Şuradan şöyle bir yükseliş. %26'lık bir yükseliş vardı. Ufak ufak kâr almak gerektiğinden bahsetmiştik. Almayan arkadaşlar maalesef ki ya stop oldular ya da içeride kaldılar ya da maliyetine kapattılar işlemi. Yeniden bir düşüş geldi. Piyasada fırsat bitmiyor. O yüzden ufak ufak da olsa bakın normalde sağlam kâr alın derim. Mutlaka %50 alın derim. Ama piyasa çok pozitiflik vaat ettiği için ufak ufak diyorum. Yani kese bir yandan da dolsun. Hem bir yandan da nakite geçmiş olursunuz. Yeni hisseleri yer açmış olursunuz. Bir şey kaçırmazsınız yani. Kontramatik buradan 160-170 olsa ne olur? Çıktığınız hem zaten yani %60-70 elinizde var yani yükselirse yükselsin. %30'u da kötü ihtimale kadar çıkarmış oldunuz. Geri gelirse kafanız rahat olur. Euro Power bugün çok satıcılı çalıştı. Bir an yukarı hamle yaptı fakat iyi kapatmadı yani. Eksi bir olsa da pek iyi kapatmadığını söyleyebilirim. Yukarıda bir direnç yaptı kendisine. Burayı kıramıyor. Şurayı iyi bir direnç yaptı. Şu an burayla bir uğraşıyoruz. Euro Power'da böyle bir durum söz konusu. Buraya bugün hamle de yapamamışız. Şuradan dönmüş bakın. Ya problem yok. Euro Power'ı biliyorsunuz yani. Ben tutacağımı söylemiştim. Şimdi bu kadar sağlam şu yükselişi yapmış bir hisse şu hareketi yaptı diye laflanacaksak burada bu hisse bir daha bize yükseliş vermez. O sebeple Euro Power'da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben en azından yola devam ediyorum. Euro Power'da ben kar almadım. Çok çok sağlam bir yükseliş yani %30'un üzerinde bir yükseliş olmasına rağmen kar almadım. Birazcık daha devam etmeyi düşünüyorum. Bugün almayacaktım videoyu aslında ama hani bir sıkıntı yok diye söylemek için aldım. Normalde %0 %1 civarını çok almamaya çalışıyorum da özellikle her gün güncellediğim bir hisse olduğu için şimdi eksiye düşünce de güncellemezsem belki bir tık yanlış anlaşılacağı için o sebeple bir alayım, kısa da olsa konuşayım dedim. Gesan bugün yukarı müthiş bir iğne attı, o da geri geldi. Kaça atmış? 63. Gesan'da da düşe kalka 70 diyorduk ama Gesan'da daha hızlı giriş bekliyorum yani. Düşe kalkadan ziyade daha hızlı olması lazım. Alan boş çünkü. Bir saniye. Şuradan reddemesi biraz normalmiş, onu fark ettim. Burada bayağı bir dip varmış yani bakın. Şöyle, evet. Buradan retleyen çok da normal değilmiş. Ama burayı ben geçeceğini düşünüyorum. Bakayım kaçmış. Burası 61-60. Burayı geçeceğini düşünüyorum. Burada çok fazla dip olduğu için buradaki destek şimdi direnç olarak bize çalışacak. Bakın düşüşten sonra da buraya bir onay iğnesi atılmış. Bunlar önemli detaylar. Evet, bir direnç ama ben geçeceğini düşünüyorum. Yani şuradaki akümülasyondan kurtulmak bize daha sağlam bir yükseliş vaat edecektir.
GESAM'da da hala pozitif bakış açım devam ediyor. Ben 55 altını çok fazla göreceğimizi kısa da düşünmüyorum. Yani en azından birazcık bize kar verdikten sonra belki geri gelir de şuradaki FTR en kötü bence çok güzel bir alım yeri olup GESAM geri gelirse. Hektaş kırılımdan sonra çok iyi gitti arkadaşlar bakın. Kırılımdan sonra yüzde kaç vermiş? 11 vermiş. Şu an 9'a kadar inmişiz. Hektaş'ın problemi şu birazcık. Şu kutunun üstüne atmakta büyük güçlük çekiyoruz. Yani bakın şurada girdik bu kutuya. 15 Mart'ta girdik. Mart, Nisan, Mayıs. Yani 3 ay oldu. Hala şu kutunun dışına çıkamadık. Aşağısına iniyoruz ama yukarı giderken bakın hep bir sıkıntı yaşıyoruz. Kutunun üzerinde bence bir tık daha rahatlayacağız. Yani kutu 30-84 üzeri. Çok da ben açıkçası dahil olmuyorum arkadaşlar. Evet uzun vadede şimdi güzel hisse olduğunu tekrar yineleyeyim fakat ben kısada çok fazla dahil olmuyorum. Olmayacağım da bir süre daha. İzlemeye devam edeceğim yani. Olası herhangi bir hareketine karşı. Çok fazla büyük kar da vaat etmiyor zaten. Yani hareketleri genelde kısa oluyor çünkü siz de görüyorsunuz ki hareketleri genelde kısa oldu bu ufak ufak hareketler. Şu kırılım bile şu ana kadar %9 vermiş. Ben daha fazla vermiş diye tahmin ediyordum. Yani şöyle bir kırılımın çok çok daha iyi bir şeyler vermiş olması lazımdı şimdiye kadar. Yani muhtemelen verebilir tabii ama ben içeride değilim Ektaş'ta. Tüpraş iki kutu arasına gidip geliyor. Buna da 3-4 gündür değinmiyorum diye aldım açıkçası videoya. Şu iki kutu arasına gidip geliyor. Şunu söyleyeyim hemen kısaca. 63-60 ile 65 arası yakın stoplu güzel bir alım yeri gibi gözüküyor şu an için. Onun haricinde yukarıdaki kutuyu kırmasını bekleyeceğim. Yukarıdaki kutuya kırmasına daha var yani 75 TL. Alım için acele etmediğim sitelerden birisi Tüpraş. Onu söylemek istedim. En uygun alım yani arkadaşlar 63-60-65-05. Benim çok sevdiğim bir hisse fakat son 15-20 gündür belki son 1 aydır can sıkıcı bir hal aldı. Çok fazla bulaşmamak gerektiği düşünüyorum. Odaş yola devam. Bakın Hektaş utanır mısın bilmem ama burada da bir kırılım var. Sana çok da benziyor hatta seninki birazcık daha iyi yani neredeyse. Çok benziyorlar. Bak Odaş ne yapmış? %22 yapmış. Oysa sen hala %9'lardasın. Bakın arkadaşlar burası ilk direnç demiştim. Buradan hemen tepkiyi aldık. Çok milimetrik biçimde gördüğünüz gibi. Bunu çizip silmiştim daha sonra. Yani 7 TL civarı ve 8 TL civarı direnç olarak çalışacak. Büyük ihtimalle demiştim. Ama çalışmasına rağmen bakın hemen bugün yine bir hamle geldi yukarı. Burada bir build up olabilir. Sert geçebilir. Çok fazla tutamayacak gibi fiyatı buradaki bölgeler. Çünkü gerçekten çok ivmeli, çok güzel ilerliyor. Odaş'ta da devam. Şöyle bir ivme yakalamışız. Bence bozmamak lazım. Fiyat bize sen git diyene kadar. Odaş'ta da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Buraya ne olmuş ya? Vestel. Bakın Vestel'de şuradaki kırılımdan sonra %20 yapmış yine. Yani şunu da kırılım gibi alıyorum. Bakın. Şunu bir şey yaparsak daha net gözükebilir. Çok ufak bir uçla kırılmış gibi. Yani buna kırılmamış diyene de itiraz etmem ama ben bunu kırılmış olarak alırdım. Bu da gitmiş %20'lik bir yükseliş yapmış ama burada kritik noktaya geleceğiz. Burada kritik Vestel'di arkadaşlar. Yani 49.92 52.30 arası çok kritik bir kutu. Sağlam yükseliş verdi. Hektaş'cığım burada da utanabilirsin istersen. Bakın %23'e kadar %25'e kadar belki çıkar burası ama şu kutuya dikkat etmek lazım. Güzel bir flip yani hem desteği çok iyi çalışıyor hem direnci çok iyi çalışıyor. Dikkat etmekte fayda var. Kutu elinde Vestel olanlar da burada birazcık daha sıkı takip etsinler derim. Aselsan'a hemen çok kısa geçeceğim. Çünkü bakın arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var Aselsan'da. Yani burayı geçemiyor. 3 oldu. 2 saatlikte falan yukarıda kırılım yapmıştı. Günlükte bunlar iğne olarak kalıyor. En iyisi bakmak yine günlükte. Burada bakın mum kapanışının yerine bakın. Burada
açtığı yere bak, yani açtığı değil de en son gittiği yere bakın. Bugün gittiği yere bakın. Aynı yerlerden bir red diyoruz. Bu negatif taraf, pozitif tarafsa red dememize rağmen arkadaşlar buralarda kalıyoruz. Yani duruyoruz burada hala. Orada birikim söz konusu. Burada olumsuz taraf şu olurdu. Red dedikten sonra sert bir şekilde aşağı gelmek olurdu ama öyle bir şey yok. Buralarda durmaya devam ediyoruz. Muhtemelen Aselsan'ın kırılımını da görürüz arkadaşlar yakın zamanda. Hatta ve hatta o yatayın kırılımıyla şunun kırılımı aynı anda olacak gibi gözüküyor. Bu da bizim için çok pozitif bir durum olur. Aselsan'ı da yani 40'larda ben tavsiye etmiştim. Uzun vade için. Bir de 45'lerde tavsiye etmiştim. Ortalaması hadi 42 olsa, 43 olsa. Yani yaklaşık %14, 15, 17 civarlarında bir yükseliş göstermiş. Bence Aselsan yolun başında. Yani gidebilir Aselsan. Çok ucuz kaldı bence. Tofaş'a bugün bakmayacağım. Bakalım hadi neyse. Ben almadım zannediyordum Tofaş'ı. Tofaş da arkadaşlar bir kırılım. Daha sonra fiyat aşağı gelmiş. Yeniden bir kırılım ve fiyat çizgi üzerinde kalmış. Bu bir retest görüntüsü mü yoksa fake olacak aşağı mı inecek? İzlemek lazım, bakmak lazım. Yarın duruma göre yine burada da bakabiliriz. Çok söyleyecek ekstra bir şeyim yok. O sebeple Tofaş'ı hızlı geçiyorum. Tofaş da tıpkı Tüpraş gibi bir tık daha müthiş bir hisseden can sıkıcı bir hisse olma moduna geçti. Yoksa ben bayılırdım yani Tüpraş'a da, Tofaş'a da, Frotto'ya da. Ama birazcık sallanmaya başladılar. Evet, Türk Hava Yolları dün 148.7'ye çekmiştim. Bakın daha iyi diye. Bugün yine 148.7'den döndük. Maşallahı var Türk Hava Yolları'nı. Yatırımcılarını sinir hastası etmeyi çok seviyor. Yani şuradaki direnç, bakın böyle bir şey yok. Aynısı burada oluşuyor. Ya yani muazzam gerçekten. Milimetrik, yani çok milimetrik çalışıyor. Şuraya bakın arkadaşlar, müthiş milimetrik. Yine aynı şey. Şöyle bir mumu şuralarda da göreceğiz diye tahmin ediyorum. Türk Hava Yolları'nda da yola devam. Salmıyor yani buralarda uğraşmaya, mücadele etmeye devam ediyor. Bu da bizim için pozitif tabii ki. Yeter ki salmasın. Biz her zaman bu ildaplara razıyız. Bu ildaplar iyidir. Arçelik tam beklediğimiz gibi devam. Ne demiştim Arçelik arkadaşlar? Range stratejisi, deviyasyon. Bakın şöyle bir hareket dışarı çıktı. İçeri girdi. Tekrar dışarı çıkarsa şunun likiditesini almasını bekleriz. Bunu da aldı. Tekrar girdi. Yani normalde ilk girişte de şurası. Bir daha çıkarsa stop oldum burada. Buna likiditesini alıp tekrar içeri girerse yeniden alıyoruz. Şu mumla. Hedef şuralar işte. Yani 125'e doğru bir arçelik bekliyorum. Yani şu hareketlerden sonra 125'e doğru bir gelmesini bekliyorum açıkçası. Umarım bizi yanıltmaz. İlk hedef de 109 TL bu arada. Range'in orta noktası. Arçelik'te de pozitif bir görüntü var. Onu da yeniden söylemiş olayım. Kardemir. Kardemir'e geleyim. Kardemir müthiş bir yere sıkıştı. Bakın harika bir kırılım. Kırılım sonrası bir retest. Retest'ten itibaren gelen harika bir yükseliş. Bakın retest'ten sonra yaklaşık %17-18'lik bir yükseliş. Fakat şuradaki yatay bölge tıpkı Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi harika çalışıyor. Burayı kırınca da şurayla birazcık uğraşacağız. Burayı neden bu kadar büyük çizmişim? Şunu ben sileyim. Bu daha ufak çizmem gerekiyor. Bunları yani 19 TL gibi öyle çizeyim. Acaba o zaman başka bir şey mi vardı? Ya da yetinde bir şey mi göstermek istedim bilmiyorum. Sebeple net bir şey söyleyemedim şu an. Aynen şu çizgi yani 18.94, 19.35 şu kutu daha makbul bir kutu. Burayı kırsa da burada birazcık takılması olası. Yani hızlı geçeceği alan şuradan şuraya kadar olan alan yani şu alan hızlı geçeceği alanda orayı geçti. Bakalım
Buradan sonra nasıl bir hareket edecek Kardemir? 18-19 şu an önündeki en kritik direnci. Bir yen yapın. Bunu seviyorum demiştim. Yola devam. Burada FTR bırakmış. Muhtemelen şuralardan döner bu. Yani 44,5 göreceği en 44-64 göreceği en dip olabilir şu an için. Buralardan dönecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi 2 saatliği alayım. Bakayım şurada sanki bir şeyler var mı? Varmış. Aynen. Şöyle bir şey var. Burayı kıramamış. Burayı da kırarsa yarın 46-32'yi burayı da kırarsa daha fazla yol alacaktır. Bundan ümidim var. Bunu tutuyorum. Çok ufak ufak yükseliyor. Yani 43'ün başında aldım. Yani 43-25 mi? 43-30 mu? Oralarda bir yerlerde aldım. Bakmak lazım. %7'lik bir yükseliş oldu. %6,5-7'lik bir yükseliş oldu şimdilik. Ama iyi gidiyor yani. Stopu yakındı zaten aldığımız yere göre. Ya, o yüzden kafamız rahattı. Ufak ufak yükseliyor. Usul usul yükseliyor. Şöyle sanki bana durup dururken bir anda %8-10 verecekmiş gibi bir hali varmış gibi geliyor bana. Onu bir verse de ben de bir rahatlasam. Çok uzun durmayı düşünmediğim bir hisse zaten. Yani kar oranım %10-15'leri bir bulsun. Umarım yani olursa inşallah. O zaman bir çıkış stratejisi düşünmeye başlayacağım diye yapıdan. Ve Bülbüloğlu. Bülbüloğlu. Bülbüloğlu'na ama çok dedim arkadaşlar. Şuralarda toplanması gerektiğini çok dedim. Yani uzun vadeye ben 50 TL'den bile uzun vadede alın dediğim oldu yani. Çünkü iyi hisse. Yani uzun da gerçekten iş yapmasını çok ümit ettiğim bir hisse. Yani 50 TL'de okey. 45'lerde okey. 50'den 45 52 gibi, 45 gibi, 39 gibi 3 kademe falan toparlayanlar şu an çok ciddi kârdalar. Yani şurada ortalaması 43-44 olmuş olsa atıyorum. Şu an %20'ye yakın kârdalar. İşte kademeli alımın önemi arkadaşlar. Yani bir tek de almayacaksınız. Tüm paranızı 50'de almış olsanız mesela şu an yüzde o kadar yükseldi. Daha yeni gelmiş olmuş. Gelmişti sizin aldığınız yere. Ama özellikle hep söylüyorum uzun vadeci insan arkadaşlar tüm parasıyla bir anda alım yapmamalı ya. Bu çok büyük bir hata. Mutlaka kademeye bölmek lazım. Bunun tertemiz bir karşılığını görüyoruz. Bülbüloğlu da bizim açımızdan çok başarılı bir analiz oldu. Hali hazırda ortalama %15 ile %25 arası kimin kademeye nereden girdiğine bağlı olarak bir karı var alan arkadaşlarım ve bence hala önü açık bir hisse. Ve son hissemiz. Bakın bugün Pardus'u aldım. Pardus severim. Daha önce şuradan aldım bakın. Şuralarda sattığım bir hisse oldu. Beğendiğim bir hissedir aslında. Yani o zamanki hareketleri falan benim hoşuma gidiyordu. Şunu şöyle. Yok bu böyle olmadı çok. Yani ne kadar çalışsa da iki teması sevmiyorum. Düşen trendini kaldırdım. Zaten düşen trendi için almadım bunu. Şu alanın geçilmesi çok çok iyi yoldu arkadaşlar. Burada ayrıca tertemiz bir Power of the Three Box da var. Bakın çizeyim bunu ben size. Bunu takip edelim. Şöyle şurayı alalım. Biraz vakit alacak ama yapalım. Ben bunu yapmayı çizmeyi en çok sevdiğim konseptlerden birisi arkadaşlar. Power of the Three Box. Çok keyifli. Kendimi Picasso gibi hissediyorum bunu çizerken. Şunu sileyim mi? Ya da kalsın. Ya da bunu silelim. Daha doğru olur. Ve arkadaşlar şu. Muhtemelen şurası iyi bir seçenek. Bu çok kabarttık bunu. Şöyle bir Power of the Three Box konsepti Pardus'ta çok çok güzel gözüküyor yani. Çok iyi gözüküyor gerçekten. Çalışmasını beklerim ben bunun. Ne kadarlık bir yükseliş? Yani minimum hadi %21 ile %35 arası bir yükseliş beklerim Pardus'tan. Takibimde olacak hisselerden birisi. Power of the Three Box çok severim. Benim kripto kanalımı takip eden arkadaşlar varsa orada daha sık oluyor bunlar. Ve ben genelde takip etmeyi severim.
Power of the Three Bucks. Kâr oranı yüksek olduğu için çok iyi de para kazandırır gerçekten. Hatta benim eğitim serimizde, benim verdiğim eğitimlerde ilk ayın son konusu Power of the Three Bucks. Hani alan arkadaşların hızlıca grafiğe entegre olmasını ve iyi kullanılırlarsa para kazanmasını sağlayacak bir konsept olduğunu düşünüyorum ben. Tabii stop olduğumuz da çok oldu Power of the Three Bucks'ta ama kar oranı genellikle stop kısmından çok daha baskın olduğu için kullanmayı çok seviyorum. Pardus'ta da beklentim bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir saat sonra da eğitim videosunu kanala yüklemiş olacağım. Teknik analiz eğitim serisinin 6. videosunu. Onu da unutmayın dedikten sonra hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın seansta görüşmek üzere.